Bugün şiir terapisinden bahsetmek istiyorum. Şiir acılara kelimelerle karşı koymak, e, zor zamanlarda şiire sığınmak diye adlandırabiliriz. Şiir terapisi dışa vurucu sanat terapilerinin bir koludur. Aynı zamanda biblioterapiye, yani kitaplarla terapiye bir yan e, yandaştır yardımcıdır. Şiirin ve diğer edebiyat türlerinin kişisel gelişim, psikolojik iyilik için kullanılmasına biz şiir terapisi diyoruz. Birçok amacı vardır. Bir amacı kişinin kendisini, çevreyi daha iyi algılaması, yaratıcılığını arttırma, kişiler arası bağını arttırma, gerilim azaltması, yeni bilgi ve fikirlerle donanım kazanma ve becerileri güçlendirme olarak tanımlayabiliriz Üç etkileşimi, üç ayağı olan bir süreçtir şiir terapisi. Ee, tabii bir edebi metin. Bu edebi metin içinde şiir ya da şarkı sözü vardır. Bir danışan ya da hasta, bir de psikoterapist, e, psikiyatr, psikolog ya da psikolojik danışman ayağı olabilir. E, ünlü filozoflardan Jacques de Cologne, hayatınızın, kendi hayatınızın şairi olun demiştir. Şiir hayatımızın sürdürülebilir bir gücü ve fazlasıyla etkili bir enerji gücü katmaktadır ve bir yardımcı tedavi aracıdır. Teşekkürler. Şiir terapisinin tarihçesinden biraz bahsetmek istiyorum. 19. yüzyılda ilk defa şiir hastanelerde kronik hastalarda tedavide ek tedavi olarak kullanılmaya başlıyor. 1940'lı yıllarda Amerika'da özellikle kitapla terapi olan bibliyoterapi akımı gelişiyor. Daha sonrasında psikiyatrist Smiley Blanton'ın The Healing Power of Poetry dediğimiz şiirle sağaltım adlı eseri yaygınlaşmaya başlıyor. Türkçede bir tane ana kaynak var. Nicholas Mazza'nın yazmış olduğu kitap, şiir terapisi teorik ve pratik kitabı, bunu Akuyanus yayınlarından 2014'te çıktı. Diz meraklı izleyicilerimize, dinleyicilerimize tavsiye edebiliriz. Şiir terapisinde ansıl amaç bireylerin iyi oluşu ve psikolojik ...sağlıkları, bilişsel davranışçı terapilere de ek olarak kullanılabiliyor. Şiir terapisti aynı zamanda bibliyoterapi ekolünden geliyor. Kolaylaştırıcı, katalizör işleviyle şiir metinlerini, şarkı sözü metinlerini bir seçiyor. Ve hastanın, danışanın verdiği tepkileri ölçüyor, etkisini ölçüyor. Odak noktası tabii bu süreçte. Danışanın ya da hastanın edebi materyale verdiği tepki. Teşekkürler.